Merhaba sevgili izleyiciler, bir ortak akıl programında da yine sizlerle birlikteyiz. Bugün yine her zaman olduğu gibi programımda bir başka kıymetli konum daha var. Hemen kendisini sizinle tanıştırayım. Ankara Kent Konseyi Spor Çalışma Grubu Sözcüsü kim? Murat Kandazoğlu, aynı zamanda Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Iyi Sağ olun çok teşekkürler. Böyle program yapınca, evet, evet. E, kıymetli konuklarla da sohbet edince evet. biz gayet iyiyiz. Yo, çok gayet, şükür. Her zamanki gibi gayet enerjiksiniz. Aa, gayet elimizden geldiğince, güzel. elimizden geldiğince. biz enerjik olmazsak zaten olmaz. Alma verme evet. etkisi ya bu. Evet. Hemen biz enerjik olalım ki hayat da bize evet. bütün yüksek enerjisiyle güzel cevaplar evet. versin. Öyle evet. diyorum. Şimdi Öncelikle nasılsınız? Her şey yolunda mı? Çok teşekkür ederim. Her şey yolunda. Gayet iyiyim. Tabi ee, tabii sporcu olup da sportmen olmamak mümkün evet, değil. Evet, evet. Sporcu güçlü ol... olmak lazım. <laughs> güçlü yani olmak lazım. Yani enerjimizi hep yüksek tutmamız lazım. İnsanlara pozitif enerji yaymamız lazım. Eğer bizlerin yüzü düşük olursa, bizler evet. keyifsiz olursak evet. e, ne olur sonrasını düşünemiyorum. Dolayısıyla bu enerjiyi çok iyi şekilde vermemiz Sağlıklı gerekiyor. Sağlıklı olmak adına Sağlıklı zihinsel olmak ve fiziksel kesinlikle. sağlığımız kesinlikle. için önemli. Kesinlikle. Şimdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan biraz bahsedelim. Sonra Tabii şöyle Ankara'ya doğru da gideceğiz. Tabii ki. E, amatör spor kulüpleri federasyonu denildiği zaman e, tabii genelde hep şu algılanır. E, amatör futbol federasyonu gibi evet, algılanır. Evet, öyle algılanıyor. Aslında değil. E, amatör spor kulüpleri içerisinde bütün branşların bulunmuş Hı -hı. olduğu spor kulüplerinin üst çatısıdır. Hı -hı. Üst kuruluşudur. E, 1974 yılında kurulmuş. Günümüze kadar Hı -hı. Bayağı, çok önemli bayağı eski. Evet. Hı -hı. Çok önemli faaliyetlerde evet. bulunmuş. Ee, tabii ki e, başlıca amatör futbol olmak üzere Hı -hı. E, bedensel engeller, zihinsel engelli, işitme engelli, bokstan tutun atletizme kadar, weiboldan handbola kadar birçok e, branşları e, içinde Hı -hı. barındıran kulüplerin az önce ifade etmediğim üst kuruluşu ve bunlarla da çok iyi ilişkiler kurarak e, hem sporun yaygınlaşmasını tabana iyice yayılmasını sağlayabilmek hem de o kulüplerimizin ortak sıkıntılarını üst kuruluşları sayesinde, federasyon sayesinde çözüme kavuşturmak için kurulmuş olan bir federasyon. Bizler de her sabah uyandığımızda şu anda 301 tane spor kulübü var. 301 tane sorunla her sabah uyanmış oluyoruz. 301 tane evet, az da değil evet. Murat Bey. Evet yani şu anda öyle e, müracaatlar var. bir 15-20 tane daha müracaatlar var. Onların da tabii ki incelemesini e, sürdürüyoruz. E, arkadaşlarımız bakıyorlar, kulüp yapısını inceliyorlar. E, faaliyetlerini inceliyorlar. Herkesi üye olarak kabul etmiyoruz tabii ki. E, Nitecesinde belki bir 2 ay sonra belki bu 325-330'ları bulacak. E, tabii ki kulüp sayısının artması e, bir anlamda güzel. Şöyle ki güzel. Hep ifade ediyoruz ki ee, i̇şte işte toplumda e, sporu yaygınlaştırmamız lazım. Yaygınlaştırmak için mutlaka spor kulüplerinin kurulması lazım. Yani Hı -hı. bir yerde toplamak lazım. Yani Hı -hı. insanların tabii ki yetişkin insanlar belirli alanlarda, parklarda, bahçelerde spor yapıyorlar. Ancak e, gençlerimizi ve çocuklarımızı bir spor kulübü kurumsal bir yapının içerisinde toplayıp orada yeteneklere göre sıflandırıp onları da diğer branşlara, yetenekli olduğu branşlara yönlendirmemiz gerekiyor. Uygun onun için tabii onun için spor kulübüne ihtiyaç Hı -hı. var. Ee, biz de bu anlamda tabii spor kulüplerimizin var olması noktasında çok önemli gayret içerisindeyiz kurulması noktasında. Tabii ki bunun şartları var. Bir spor kulübü kurulurken öncelikle spor tesisini ilgili e, imkanlara bakacak. Yani bir spor tesisinin olması gerekiyor Hı -hı. efendime söyleyeyim faaliyete katılması için bir takım taahhütleri vermesi gerekiyor. Bunun gibi bir takım yükümlülükleri var. Bunu da yerine getirdiği takdirde biz de tekrar değerlendirip üyeliğimizi kabul ediyoruz. Tabii aynı zamanda Genç Spor İl Müdürlüğü'ne ve ilgili federasyonlara da branş faaliyetlerini tercih ettirmek durumundalar. Peki Murat Bey, Ankara'daki amatör spor kulüplerinin durumu, nasıl ne alemde hani etkinlikleri çalışmaları ekonomik evet. olarak e, özellikleri ihtiyaçları tesis özellikleri tesis ihtiyaçları bunlar evet, yani evet. komple olarak sorduğunda Şu bütün olarak ne durumdayız sorduğumuz zaman, ne durumdayız bu, da, hani Ankara'da. Bir, bir dokun bin ahit ah vardır ya. Öyle ee, mi? Evet, evet. Yani gerçekten... her zaman güzel şeylerden bahsedecek değiliz. Tabii ki. Hani ihtiyaçlardan da bahsedelim ki bir farkındalık tabii, oluştursun tabii. ve de ortaya çıksın tabii. bazı şeyler diye. Ben tabii. ama şunu söyleyeyim, ee, tabii sözüm başlamadan önce amatör spor camiası gerçekten çok e, bir Amatör gibi mi bakıyorlar? Ne çok bir gerçekten vatanını, milletini seven Hı. ülkesini düşünen bir topluluğa sahibiz. Bak, bu çok önemli, çok kıymetli. Elbette. Yani elbette. E, en ufak şeyden bile hı. şükreden, mutlu olan bir topluluk içerisindeyiz. Yani bir topluluğu yönetiyoruz. Bundan dolayı çok büyük mutluluk ve keyif duruyor. Tabii e, ihtiyaçlar çok fazla. Yani hı, özellikle mi? bir spor kulübünün e, en önemli ihtiyacı tesis ve ekonomik şartlar. Hı hı, hı. Şimdi e, e, sem kulüpleri bu anlamda çok büyük sıkıntı içerisindeler. Yani sen kulüplerinin baktığınız zaman çevresindeki o bulunduğu semtin bakkalından, manavından, kasabından ve oradaki evet. bulunan durumu iyi olan insanlardan kaynaklar alarak o kulübü yaşatmaya çalışıyorlar. Zaten kuruluş amaçları da kurulurken de oradaki mahallenin abileri zaten bu kulüp kurmuşlardır. Ve bunu yürütmeye çalışırlar. İşte bize üye olurlar. Genç spor il müdürlüğünden, bizden, belediyelerden bir takım takviye olarak destekler alarak bu işe götürmeye çalışırlar. Şimdi öncelikle spor tesisleri konusundan başlayalım. Ankara'mıza gerçekten sadece futbol değil ama futbolun dışındaki bütün branşlarda tesis anlamında sıkıntılarımız var. Ama son dönemlerde hem belediyeler hem bakanlık Ankara'ya yavaş yavaş bir pozitif ayrımcılık yapılarak böyle bir spor tesisi yapma ata başlatıldı. güzel. Evet. Hem yüzme havuzları olsun, e, vereybol olsun, spor dediğimiz zaman zaten dediğimiz zaman sadece futbol üzerinden bakmamak lazım. Genellikle ee, böyle alışılagelmiş böyle, böyle bir durum bakılıyor ya ama maalesef. Bakmamak lazım ama yüzme havuzları olsun belirlediğimiz He. özellikle birçok belediyemiz bunu yapıyor. E, Efendime söyleyeyim tabii ki salonlar, e, buna benzer e, açık spor tesisleri falan yapılıyor. Halkın da kullanabileceği spor tesisleri yapılıyor. Ama az önce ifade ettiğim gibi yani bir spor kulübünün de kullanabileceği spor tesisine ihtiyaç var yani hı hı. E, hem salon e, özelin hem salon açısının salon e, sporlarını geliştirmek adına hem de futbol adına e, ama her iki tarafta da yetersizlik e, söz konusu yani baktığımız zaman e, dediğim gibi bunlar son dönemlerde artırılmaya çalışılıyor e, bu konuda ciddi sıkıntılar yaşanıyor ve baktığımız zaman bugün Ankara 6 milyonluk bir kent. Hıh. Hı. Eee milyonluk kentin e, bir nüfusa sahibiz. E, kulüp sayımız takım sporlarının hemen hemen hepsi bize üye. Yani 301 civarında bir hı hı. spor kulübü bize üye. Bu sayı çok az olduğunu düşünüyoruz. Bunun nedeni ise spor tesisinin yetersiz olmasından kaynaklanıyor. Yani bu testlerin bir an önce yapıldığı zaman, hayata yani yapılıp hayata geçtiği zaman bu sayılar 300 300-500'leri bulacaktır. çünkü şöyle düşünelim, yani niçin spora yatırım yapmamız lazım? Niçin spor kulüplerini çoğaltmamız lazım? bakıyorsunuz işte herkes şunu ifade ediyor. Ya çocukların işte geleceğiyle ilgili kaygılarımız var. Herkes anne baba, işte çevre. Ya çocukların ellerinde akıllı telefonlar, işte kafelerde, işte okula gitmekten bir takım zorluklar içerisinde okula gitmek istemiyorlar, kaçıyorlar vesaire. Hı hı. E, ya bu çocukları sosyalleştirmek lazım bu çocukları biraz bu teknoloji bağımlılığından kurtarmak lazım. İşte madden bağımlılığın yaş eee yaşı iyice düştüğünü hep ifade ediliyor, konuşuluyor, söyleniyor. Ama bununla ilgili önlemler almak lazım. Hı hı. Önlemler alması lazım. Yani e, bunu alırken de genelde dilimize sporu dolarız. Kötü sanatı dolarız. Ama bunlarla ilgili ne yaptığımızı da hiçbir zaman sorgulamayız. Hiç uygulamaya geldiğinde. Evet, evet. Yani şimdi biz bir yerlere gidip spor tesisi dediğimiz zaman insanların tabii önceliği başka şey oluyor. Aslında öncelik spor tesisi olması lazım. Çünkü biz önce o çocuklarımızı, gençlerimizi sokaktan kurtarmamız lazım. Sağlıklı birey olarak yetiştirmemiz hı hı, lazım. Hı. Çok spor tesis olması demek. Ee, çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyalleşmesi açısından çok önemli. Şimdi e, yapılan her bir spor tesisi bir külliyedir aslında. Üniversitelerde bir efendim, kampüstür baktığınız evet. zaman. Evet. Efendim, bir spor kurumu, bir eğitim kurumudur aynı zamanda. Peki. Çünkü Peki. orada çocuk e, okuldan çıktığı zaman, gelecek okuldan çıktığı zaman acaba şu arkadaşlar şurada oturalım işte kafede oturup sohbet edelim veya başka e, alanlara kayma e, yerine Spor kulübüne gelerek en azından orada bir sosyalleşme noktasında... Zihin sağlığını düzeltecek Tabii. en başta Şimdi bu aslında. bu çok çok önemli. Diğer taraftan bir spor kulübü spor yapan çocuk özgüvenini kazanıyor. Tabii. Bakın özgüvenini. Kendini ifade etme yeteneğini kazanıyor. Paylaşımı öğreniyor. Hı hı. Ondan sonra sevinmeyi, üzülmeyi öğreniyor. Kaybetmeyi, kazanmayı evet. öğreniyor. Bakın bu çok evet. çok önemli. Evet. Evet. Yani bir takımın oluşması veya bir spor kulübünün olması illa ki işte müsabaka olacak mı? İşte futbol maçını kazanacak, kaybedecek, şampiyon olacak yüzüyle bakmamamız lazım. Bizim amatör spora bir sosyal proje olarak bakmamız lazım. Çok doğru. Sosyal proje olarak bakmamız lazım. Bakmamız lazım ki bizim gerçekten sağlıklı nesille yetiştirebilelim. Yani biz ilgili kurumlara gittiğimiz zaman, bakanlık olsun, belediye olsun gittiğimiz zaman, spor tesisi ve spor kulüplerine yardım dediğimiz zaman, ya ya şunları da bir şey yapalım da e, seslerini keselim noktasına bakılmaması lazım. Ve bu insanlar oradaki kulüp başkanları, çok önemli işler yapıyorlar. Çok değerli işler yapıyor, çok kıymetli işler yapıyorlar. Yani buradaki şehrin valisine, belediye başkanlarına, kaymakamlarına, ilçe belediye başkanlarına en büyük yardımcıları, destekçileri. E şimdi biz bu insana destek katkı sunmamız lazım. Ne yapacağız? Tesis imkanı sunacağız. Hı -hı. Ne yapacağız? Hı -hı. Bu kulüplerimizin az önce ifade ettiğimiz ekonomik şartlarını iyileştireceğiz. Yani bir kulübün e, yani spor yapabilmek için ne ihtiyaç var? Malzeme ihtiyaç vardır. Tesis ve sonrasında gelir? Malzeme gelir. Evet. Malzeme ihtiyaç ihtiyacı vardır. O malzemi alabilecek ekonomik şartları onlara sağlamamız lazım. Ya alıp vermemiz lazım veya nakdi olarak onlara bunu uzulaştırmamız lazım. Hı -hı. Yani orada bir tüzelik kişilik vardır. O tüzelik kişiliğin barındığı bir Hı -hı. Evet. mekanı vardır ofisi vardır vesaire. Şimdi bunları bizim bunları bizim sağlamamız gerekiyor. Bunları bizim yapmamız gerekiyor. Ee, burada da tabii ki bu e, sporun gelişmesi, bu sporun gelişmesi efendime söyleyeyim e, yaygınlaşmasında yerel yönetimlerin rolü çok fazla. Çok çok önemli. Yani yerel yönetimler bu işe el atmazsa Hı. biz illerimizde, ilçelerimizde sporu geliştiremeyiz. Bu konuda belli başkanlarımıza çok büyük göreve düşüyor. Biz ne yapıyoruz? Biz burada tabii ki e, kulüplerimizin üst birliği olarak, çatısı olarak, federasyon Hı. olarak e, gerek belediyelerimizle, gerekse bakanlık nezdinde, gerekse özel kuruluşlarla sponsor olacak firmalarla işbirliği yaparak, bunları anlatarak kulüplerimizin şartlarını düzeltmeye çalışıyoruz. Fizyolojik şartları da önemli değil mi? Fiziksel evet, tabii şartları da. Tabii ki önemli. Hani tesisi aldığınız gibi yıllarca zaten tabii. onların da bir eskime dönemleri var. Tabii bir... Yani kullanma... Onda... Tabii bir var. miyadı var, bir süresi evet, var. Onlar, var. Evet, evet. var. Ee, bu da çok önemli. Onlara Ama, da çok ihtiyaç var mı Ankara'nın içerisinde bu tesislerin, spor tabii Tesislerin, tesislerin yenilenmesi şeymesi, noktasında son dönemlerde gerek belirli yer nezdinde olsun, gerek bakanlık nezdinde olsun bu konuda e, çalışma yapıldı. Tesisler yenilendi. Güzel. E, fiziki Güzel. şartlar düzeltildi. Ama Hı. az önce ifade ettiğim gibi e, maalesef e, yeterince tesisimiz yok. Bu konuda Hı. hem bakanlık nezdinde de hem de belirlerin nezdinde bir çalışma var. Bu çalışmalar yakın zamanda ben inanıyorum ki hayata geçecek. Hı hı. Biz de zaten çok sıkı bir çalışma içerisinde sürekli olarak hem bakanlığın kapısını aşındırıyoruz, hem belediyenin kapısını aşındırıyoruz. Bir de Murat Bey, 19 Mayıs Stadyumunun orada, evet. orada ne durumda oradaki çalışmalar şimdi? Yani şimdi, amatör spor kulüplerinin oradaki durumu evet. nedir? Şimdi tabii ki 19 Mayıs Stadyumu biliyorsunuz bundan bir 4-5 yıl önce yıkıldı. Yeni hmm. bir stadyum yapılması ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Efendim bu proje, şimdi bu ihale, stadyum ihalesi yapıldı ve şu anda da çalışmalar başlatıldı. Bundan dolayı Ankara açısından baktığımız zaman önemli bir stat yapılması gerekir. Presic anlamında hmm. ve ulusal maçlar oynanması anlamında hmm. bu çok önemli, yapılması çok doğru. Ve oradaki spor tesisinin yenilecek olması, hı hı. E, uluslararası, alan, uluslararası müsabakalar ev sahibi yapılacak olması açısından e, önemliydi. Oradaki salonların da yenilenmesi, yıkılıp yerine, yerine yapılması önemli. E, ancak şu var, e, tabii ki diğer branşlara yer verilmiş ama amatör futbolla alakalı da e, orada bir ve iki nolu saha vardı. Orada e, kulüplerimizin, özellikle futbol kulüplerimizin hı hı. çok ciddi bir rahatsızlığı söz konusu oldu. Bununla ilgili de bakanlık nezdinde, genellik nezdinde görüşmelerimiz oldu. Orada şu aşamada bir tane sahanın kalacağı noktasında bize bilgisi geldi. Ee, diğer e, saha oradaki bazı yerlerinde belirli alanlar şu anda belirlenmiş durumda. Biz de bunun takipçisiyiz şu aşamada. Ve oralara da yine şehir merkezi olmak üzere, bir iki tanesinden şehir dışı olmak üzere yerler yapılacağı noktasına gelen bilgiler bize bu noktada. Biz bu konunun takipçisiyiz ve bunu bir an önce de hayata geçmesi için elimizden geleni yapacağız. Tabii oradaki kulüplerimizin e, stadyumun altında 48 sene e, kulüplerimizin odaları vardı. Onlar şu anda e, tam doğanda bir binaya taşındılar. E, evet, yani yeni yapılacak olan ben ilgili kurum ve da bunu Hı -hı. ifade ettim. Yapılacak olan tesislerin Hı -hı. E, mutlaka yanına kulüplerimize odalarının yapılması ve temin edilmesi gerektiğinde ifade ettim şimdi e, bu noktada çalışmalar olacak var. değil mi e, Olacağını yani ifade ettiler ki. biz bunu Hı -hı. takipçisi oluyor tek Hı -hı. takipçisiyiz. Hı -hı. İnşallah olması için de elimizden gelen yine önümüzdeki günlerde bir takım bir takım görüşmeler yapacağız olması noktada ifade edeceğiz yani şöyle düşünün yani bir spor kulübünün e, bir özellikle futbol üzerine gidecek olursak futbol kulübünün <laughs> yerinin mekanının hemen çalışabileceği sahanın kenarında olması lazım yani Amatör takımlarımızın e, fiziki olarak yani e, kendilerine gidip bir yerlerde bulunmuş olduğu semtlerde efendime söyleyeyim bir yer tutmuş olmaları, kiralamış olmaları e, tabii ki bir maliyet açısından, ulaşım açısından e, problem teşkil etmekte. Yani e, oradaki e, çocukları mahallede toplayıp ondan sonra antrenman sahasına getirip götürmek bir maliyet. Efendim söyleyeyim oradaki ofisi tutup onun kirasını getirip e gene bir maliyet. Ama Doğru. Ama bu konuda tabii ki biz spor geliştireceksek, sporu yaygınlaştıracak tabanda geliştireceksek, bizim bu anlamda hizmet etmemiz lazım. Kimlere işte çok önemli işler yapan sen kulüplerimizi ayakta tutabilmek adına amatör spor kulüplerimizi ayakta tutabilmek adına o sahaların kenarlarına bizim onlar, olar yapıp tahsis etmemiz lazım. Ondan sonra çocuklar direkt oraya gelip antrenmanını yapıp duşunu alıp oradan doğruca evlerine gitmesini sağlamamız yani lazım. sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için hani bu amatör spor kulüplerine çok fazla önem verilmesi tabii, gerek tabii, gerekiyor. Tabii. Çok 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 kıymetli. Yani gelecek e, için önemli. Bakın şunu söyleyeyim. Şimdi amatör spor kulüpleri e, önemli. Çok önemli. Az önce ifade ettim. Bakın tekrar ediyorum. Bir spor tesisini ben Hı -hı. bir kampüs olarak değerlendiriyorum. Nasıl üniversitenin bir kampüsü ön ee, kampüs gibi. Evet, yüze. evet değerlendiriyorum. Ve spor kulübün de bir eğitim kurumu olarak değerlendiriyorum. Ve amatör sporun en Türkiye'nin en büyük sosyal polisi olarak bakıyorum. Çok doğru. Tamam. Ya bu bu üçgende değerlendirmek lazım. Buna doğru. bakmak lazım. Ve bütün e, siyasetçilerimizin de Bürokratlarımızın da bu açıdan bakmasını sağlamak için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz. Yani sadece böyle profesyonel futbol evet. veyahut da pro... bakın benim ağzımdan bile futbol çıkıyor. Evet. evet. Ha. Yani profesyonel spor kulüplerine yapılan yardımlar var, destekler var. Birazcık isimleri ön plana çıksın diye, reklamları olsun diye işte şu kadar bilmem ne bağışladı diyenler var. Bu kadar bilmem ne bağışlayanlar birazcık da amatör spor kulüplerine faydalı olsalar... Tabii. Olma mı? <laughs> Öyle değil diyelim değil yani. Değil mi? Olma mı? Doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Yani e, kesinlikle olması gerekir. Kesinlikle olması gerekir. Bakın e, yani hiçbir futbolcu profesyonel değildir. Profesyonel olmamıştır mutlaka. Amatörden? Alt yapıdan. Tabii amatörlerden alt ama alt yapıdan. E, altyapıdan çıkmıştır. Hı -hı. Oralarda oynamıştır. Yani biz e, çok e, yüzlerce stat yapalım. Ama statta oynatacak futbolcu olmaktan sonra ne anlamı ifade eder? Tabii. E, oynatabilmemiz için altyapı önem vermemiz lazım. Öncelikle bizim e, hep futbolun üzerine gittik. Bir kez daha futboldan gidelim. Profesyonel olunca olursak. herkes yardım yapar. Tabii ki. Aha. Yani oradaki mesela biz e, antrenman yapabilecek ve amatör müsabakaların ve altyapı önce sahaları yapmazsak, bunları çoğaltmazsak biz bu ülkede, biz bu ülkede Ankara'da başkentimizde yani bugün Ankara Gücü tekrar Süper Lig'e çıktı. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Evet, Gençlerbirliği evet. şu anda birincilikte Eskiden Ankara 4 tane, 5 tane profesyonel. Biz gurur duyuyoruz Tabii Ankara Gücü ile, Gençlerbirliği ile. Evet. Birliğiyle. Evet. Süper Lig'de takımımız vardı ama bugün Ankara futbolunda bir gerileme var. bunların en büyük sebeplerinden birisi tesis yetersizliğidir. Yani evet. altyapılarının mesela Türkiye Şampiyonasına gidiyorsunuz. çok iyi çalışamıyorsunuz akademiklerine giriyorsunuz, çok iyi çalışamıyorsunuz. Yani altyapıdan e, amatör takımlarımızdan veya profesyonel takımların altyapısından TS yetersiz olduğu için e, çok sayıda sporcu da yetiştiremiyorsunuz. Bunlar hepsi birbirinin e, takip eden e, olaylar. Dolayısıyla e, biz stadyum yaparken yanına da 4-5 tane, 10 tane, 15 tane efendime söyleyeyim amatörlerin ve altyapı sahalar sahalarda yapmamız lazım. Bu kadar zor mu? Zor mu bu Bey? Bu bu kadar zor yani. değil. Önemli olan anlayışımızı bırakacak geliştirmemiz lazım. Bu anlamda şimdi şunu ifade edeceğim. Bu konuda Ankara biraz şanssız. Yani diğer illerimizde şimdi doğrusunu söylemek gerekirse evet. Hmm. diğerlerimizde mesela bugün bir yanı başımızda Bolu'ya gidin. İnanılmaz sessizler var. Düzce gidin inanılmaz sessizler var. gidin. Ama Ankara bu konuda birazcık tarihsiz galiba bilemiyorum. Bunun da sebebini ben yıllardır soruyorum. Bir türlü çözemiyorum. Aslında hepimize başkentli kimliği... Ya bürokratik var. engeller mi? Bilemedim. Yani bürokratik engeller olarak da bakmamak lazım. Hı hı. Belki e, bizim vermiş olduğumuz mücadele yetersiz kaldı. Hı. Yani burada bizim e, biz mücadele veriyoruz ama e, yani bazı konularda demek ki e, Ankara siyasetçi hangi partisi olursa olsun bunun ASB'si fark etmez. Farkındalık Evet hı. bu konuda bu işleri mesela şöyle örnek vereyim. Örnek üzerine gidelim. Mesela bir hı. Bolu'da Bolu'dan veya bir Eskişehir'de Milletvekilleri o ilin o ilin e, öz çocuklarına seçilmiş efendime söyleyeyim eski şehirli, hı hı. bolulu, hı hı. düzeli olan milletvekilleri hı hı. ve o iline hizmet etmek zorunda ve sahip çıkıyor. Sahip çıkmak zorunda. Hı hı. Şimdi hı hı. bak bu çok çok önemli. Evet. Şimdi Ankara'mıza baktığımız zaman Ankara'da milletvekillerimizin birçoğunun Ankaralı veya başkentli, Ankaralı olmadığını Belki burada sözüm lütfen yanlış anlaşılmasın ama ben böyle bir şey, kendimce böyle bir şey buldum. Neden buldum? Olmaması ve bundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Ama şimdi burada var, gerçekten başkente sahip çıkan milletvekillerimiz var. Bir tanesi Vermek Eğitimi Nevzat Ceylan var mesela. Evet, tam içinden geçiyordu. Gerçekten, gerçekten. Yani Ankara'nın kültürüne, sanatına, ticaretine, hı hı hı. sporuna sahip çıkan memleket ekibimiz var. Evet. Ben kendisine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Selam olsun. Evet. Bununla selamlarımızı evet. iletmiş olalım. Ama ha. ama bu sayı çoğaltmamız lazım. Elbette. Belki bizde de Elbette. eksiklik var. Diğer vekillerimize gittik. Gidiyoruz. Belki daha çok gitmemiz gerekiyor. Bilemiyorum. Bunu da yapacağız. Daha da çok gideceğiz. Dolayısıyla Şu belki bu konuda... olması lazım. Bu bu Spora bizim... siyaset karışmamalı. Tabi, Öyle değil tabi. mi Murat spor, Bey? Spor siyaset yani. düşünür. Bakın bizim siyaset bizim, bizim bizim görevimiz bizim görevimiz yani e, insanları birleştirmek. Evet. Çet, evet tek sporundu. çatı altında toplamak. Evet. Bizim amacımız sporun çatısı altında insanları ayrıştırmak değil, bölmek ha. değil. Biz orada herkesi bir araya getirip ortak payda evet. yürüyebilmektir. Tamam mı? Amacımız ha. bu. Bizim bir misyon, misyonlarımızın ha. birisi de budur yani. Bunu ortaya koymamız lazım. Dolayısıyla bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum ben Ankara'da. Ee, son olarak bir soru yöneltebilir Böyle. miyim size? E, şimdi e, Anka Park'ın e, yeniden ne yapılması Anka Park'ın o alanına evet. ne yapılması e, konusun şu şu sıra gündemdi. Evet. Sayın belediye başkanımız Ankara Büyükşehir Belediye Baş Başkanımız Mansur yavaş da hani ne yapılacak bu da Ankaralılar karar verecek dedi. E, size de soralım bir evet. Ankara'da yaşayan Ankara'da oturan e, amatör spor kulüpleri federasyonunun bir başkanı olarak sizce ne yapılmalı? Şimdi Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Sayın, Sayın başkanımız herhalde bu programı izlerse izlediğini düşünüyorum, izleyeceğini düşünüyorum. Herhalde kafasında belki birçok proje varken şunu düşmüş olabilir. Bizim buraya spor testi yapmamız lazım. Spor demesi testi. gerektiğini. Yani. gerektiğini düşüneceğini tahmin ediyorum veya öngörüyorum. Hı hı. Şimdi birçok öneri de var size tekrar söyledim. eğer şayet orası yıkılacaksa. Tabii ki biz oraya spor kompleksi bir spor köyünün yapılmasını arzu ederiz. Çünkü yani çok çocuklarımızın, tabii çocuklarımızın, e, gençlerimizin gelip orada kaynaşacağı, e, birlikte her branşta sporun, tabii birlikte oldu. üreteceği, uluslararası yarışmaların yapılacağı, efendim söyleyeyim orayı bir spor turizmi alanı haline dönüştürebiliriz. Bu yapılabilir. Güzel. Çünkü bu kente yapmış olduğunuz her şeyin, her projenin bu kente katma değer sağlaması lazım. Aynı zamanda. Çok doğru. Yani bunu yapmak için özellikle spor turizmi turizmini biz başkent olarak unutuyoruz. Spor turizminin hı hı. E, önemi e, önemini çok iyi anlatmamız lazım, çok iyi kavramamız lazım. E, orası şayet yıkılacaksa ve ben Ankara halkında buradan seslenmek istiyorum, oranın spor köyü, olimpiyat merkezi, ve uluslararası yarışmaların yapılacağı, faaliyetlerin yapılacağı bir alana dönüştürmesini arzu etmekteyiz. Neden olmasın? Çok da evet. güzel olur. Evet. Arzu etmekteyiz. İnşallah İnşallah bu gerçekleşir. İnşallah bu temelimiz gerçekleşir. Tabi bu arada Sayın Başkanımızla geçenlerde bir görüşme yaptık. Tabii ki Ankara'nın bu bahsetmiş olduğumuz meseleleri, spor kulüplerimizin önemini, sporun önemini Hı. kendisine detaylı şekilde izah ettik, anlattık. Sağ olsun. Kendisi de e, yani sporu çok iyi bildiğini, e, Beypazarı dönemlerinden e, yani amatör futbola, amatör spora çok uzak olmadığını ifade ettiler. Bu bizi çok çok rahatlattı, keyiflendirdi. E, tabii biz kendisinden de spor tesisi noktasında Hı -hı. E, taleplerimiz oldu. Onunla ilgili e, şu anda çok ciddi çalışmalar olduğunu biliyoruz. En az 4-5 tane e, futbol sahasının Hı -hı. E, ihaleye çıkacağını biliyoruz. Bu bizi çok mutlu etti. E, sadece futbol değil futbolun dışındaki diğer branşlarla ilgili de spor testinin yapılacağını Hı -hı. ifade ettiler. Bunun çalışmalarıyla ilgili daire başkanlıklarıyla biz bu konulara görüştük, e, konuştuk e, ve e, inanıyorum ki önümüze günlerde de Hı -hı. E, Sayın Başkanımızdan güzel müjde almak istiyorum. Son Bakacağız olarak da e, kulüplerimize tabii ki her yıl bir maddi destek müşterilerimizden e, yapılıyordu. Bu seze ile ilgili de meclis kararımız çıktı. Sayın Başkanımız ifade etmiştik İnşallah tez zamanında spor sezonun başlama öncesinde böyle bir dağıtımda gerçekleştirilirse, bu müjdeye de kulüp verirse şu zor şartlarda ben çok iyi olacak anadindeyim. Çok güzel teşekkür ifade ettiniz. İnşallah güzel haberler almak İnşallah. umuduyla diyoruz. İnşallah. Çok İnşallah. teşekkür ederiz Murat Kandazoğlu. Çok sağ olun. Katıldığınız için kıymetli vaktinizden ayırıp burada bizimle birlikte bu söyleşiye katıldığınız <laughs> için çok. ortak akılda. Çok, güzel. çok teşekkürler. eksik ee, Çok keyifli program oldu. Size de çok teşekkür ederim. Ne demek ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet bugünkü konuğumuz Ankara Kent Konseyi Spor Grubu çalışma sözcüsü Ankara Sayın Martesu. Murat Kandazoğlu. Evet ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı aynı zamanda kendisiyle söyleşi yaptık ve çok teşekkür ediyoruz. Ve bir ortak akıl programının daha sonundayız. Bir dahaki programda buluşunca yedik. Yüzünüzden gülümsemeyi, kucaklarınızdan sevgi çiçeklerinin en güzellerini eksik etmeyin lütfen. Gülümseme diyorum, kapanış için demiyorum bunu. Hakikaten gülümseme çok önemli. İlk karşılaştığınızda ilk selam gülümseme, gözlerinizin içine bakarak, karşınızdakinin gözlerinin içine bakarak sıcacık bir selam bütün kapıları açmaya yeter bence. Hoşçakalın.